Resmin Öyküsü programından merhabalar. 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmişti. Dünya Göçmenler Günü'nü anarken Nuri İyem tablolarını göçle birleştireceğiz. Bakalım Nuri İyem kimdi? Göç tablolarında neler anlatıyordu ve bu göç eserlerindeki temaların günümüze yansımaları nasıl olmuştu? Resmin Öyküsü'nde bugün Nuri İyem'i işleyeceğiz. 1915 yılında dünya savaşlarının patlak verdiği dönemde İstanbul Aksaray'da Nuri İyem'in doğduğunu görüyoruz. Ev içerisinde aslında sanatla çok ilgilenmesi istenen bir çocuk değildi. Daha sonra kendini geliştirmiş bir isim olduğunu söyleyebiliriz. 1915 Dünya Savaşları'nın patladığı yıllarda Nuri İyem'in babasında cephelerden haber alınamadı. Annesiyle, ablasıyla, teyzesiyle yaşadığı süreçlerde böyle bir sıkıntı çektiler. Çünkü Nuri İyem yeni doğmuş bir çocuktu. Ve babasından Cizre bölgesinden bir haber geldi, göç başladı. Göç teması, savaşlar, salgın hastalıklar, insanların bir yerden bir yere göç etmesi ya da göç etmek zorunda kalması, göçe zorlanmasıyla bağlantılı. 18 Aralık dedik, Dünya Göçmenler Günü dedik ve ailenin göçü başladı. İstanbul'dan Cizre bölgesine giden aile babaya kavuştular. Tam burada annesinin teyzesiyle birlikte Arnavutluk bölgesinde dedelerinden kalan mirası almaya gittikleri görülmekte. Yani Nuri İyem'i de yanlarına alarak Arnavutluk bölgesine gittiler. Burada da bir göç teması vardır. Anadolu kadınının gücü, Anadolu kadınının bu olaylar karşısında cesaretli davranması Nuri İyem'in belleğinde her daim kalmıştır. Anne ve teyzeyle birlikte Arnavutluğa giden Nuri İyem bu yolculuk esnasında kadın temasını aklına işledi ve bazı eserlerinde üç güzeller, antik dönemden kalma üç güzeller kavramını Anadolu kadınıyla birleştirdi. Anadolu kadınının gücü, her şeyi sırtlanması, bir yerden bir yere göç ederken, bakın burada bir araç geçiyor ama onlar at arabalarıyla, öküz arabalarıyla bir yerden bir yere gidiyorlar. Çaresizlik, yoksulluk temaları işlendi. Arnavutluk'tan döndükten sonra İstanbul Pertevnihal Lisesi'ne yerleşen Nuri İyem, Nazmi Ziya ile tanıştı. O dönemin en önemli isimlerinden birisi olan Nazmi Ziya Güran, onu İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yerleştirdi. Ve en büyük şanslarından birisi İbrahim Çallı kuşağı olarak anılan öğretmenler zinciriyle tanışması oldu. Nuri İyem'in İbrahim Çallı dönemindeki hocalarla Leopold Levy gibi isimlerle yetişmesi sanat anlamında önemlidir. Tarzı ise soyut sanat oldu. Kübist değerleri seçtiği süreçler vardır. Kübist eserlerde görmekteyiz. Nuri İyem denildiğinde Gözler isimli serisi bilinmektedir. Yüzlerce göz kadınların, Anadolu kadınlarının gözlerinin iri iri çizildiğini, yine alınlarından aşağı yıldızların sarktığını, göğüsleri altınların süslediği detayları görmekteyiz. Peki Anadolu kadınına neden bu kadar önem vermişti? Neden bu kadar işlemişti? Nuri İyem 8 yaşında ablasını kaybetmiştir. Ablası ona çok iyi bakan, her zaman yanında olan anne tasviri gibidir ve maalesef bir hastalık sonucunda ablasını kaybeden Nuri İyem onun gözlerini sanatına aktardığı bilinmektedir. 1960'tan sonra eserleri bu şekildedir. Yüzler serisini 60'lardan sonra görmekteyiz. 1975 tarihli bu eserine bakacak olursak, Anadolu insanının dağların eteğinin önünde ağaçların olduğu bir yol güzergahında, aslında ana yol bu tarafta, otobüslerin gelenlerin, buradaki at arabalarıyla, öküz arabalarıyla gidenleri görmekteyiz. İnsanların bir yerden bir yere eşyalarıyla birlikte göç ettiği süreç onun belleğini 1975'lere gelinceye kadar tutmuştur. 1915 yılında doğan Nuri İyem, 2005 yılında kaybettiğimiz bir sanatçıdır. 90 yıllık bir ömrün
75 yılında yani 1975'lerde hala göç temasını işlemesi, onun çocukluk dönemindeki bu algıyı hafızasında tuttuğunu gösterir. 18 Aralık 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Göçmenler Günü'nün ilan edildiğini söylemiştik. Ve göç temasının Türk resim sanatının öncü isimlerinden Nuri İyam tarafından işlendiğini bilmekteyiz. Nuri İyam hayatının son dönemlerinde resmettiği bu eserlerde balıkçıları yani günlük yaşam sınırları içerisinde insanlara duyduğu saygı çerçevesinde emekçileri de resmettiğini söyleyebiliriz. Nuri İyem'in eşi Nasip İyem'in eserlerine baktığımız zaman seramik sanatçısı olduğunu görüyoruz ve onun eserlerinde de Anadolu kadınlarının işlendiğini, Anadolu kadınlarının aktarımında eklendiğini de görmekteyiz. Binlerce eser üreten Nuri İyem 2005 yılında aramızdan ayrıldı. Günümüzde birçok müzede eserlerini görebiliriz, takip edebiliriz. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.